Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir karşılaştırma kıyaslama videosu var. Sizlerin de istediği, beklediği bir video aslında. Kyrie 6 ve Kyrie 7'yi kıyaslayacağız. Şöyle alayım birer tanesini. Tabii bu ikisini kıyaslayacaktım. Fakat piyasalarda dolaşan diğer iki tane güzel Kyrie ayakkabısı var. Onları dışarısında bırakırsak olmaz diye düşündüm. Ve onları da kıyaslamak istedim. Daha doğrusu bu videonun içine katmak istedim. Hemen onları da alıyorum. Kyrie Low ve Kyrie Hybrid. Onlar da burada. Ayakkabılar ayakkabılar diyoruz. 4 tane efsane güzel ayakkabı karşımızda. Video biraz uzayabilir maalesef. Ama elimden geldiğince hızlı, sade ve temiz bir video yapmaya çalışacağım. Beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Lütfen arkadaşlar sonuna kadar da izlemeyi unutmayın. Videoyu kapatmak yerine bırakın arka planda dönsün, sesini kısın. Böylelikle uzun izlenen videolar daha çok önerilenler kısmına çıkıyor. Daha farklı ve büyük bir kitleye ulaşabiliriz. Sizden ricam bu. Teşekkür ediyorum. Eğer yeniyseniz kanala abone olabilir ve o zil işaretine basabilirsiniz. Böylelikle ben yeni video attığım zaman sizlerin hemen haberi olacaktır. Normalde kıyaslamaları artık daha çok elimi çekerek ve kolay yapmaya çalışıyordum. Fakat bu video için bunların hakkında konuşmak ve hepsini böyle sermek lazım diye düşündüm. Ve karşınızda 4 ayakkabı. Kyrie 6 ve Kyrie 7 daha çok kıyaslanmasını istenen 2 tane piyasada bulunan serili Kyrie ayakkabısı. Fakat yandan çıkan, böyle alttan gelen de 2 tane daha Kyrie ayakkabısı var. Bunlardan biri hibrit serisi. Bir sıra patladı ve sonra yok oldu diyebiliriz. Şu an bulmak bile oldukça zorlaştı. Elimde de en güzel renklerinden biri. Şu rafta şuradaki şunu görüyorsanız o da diğer rengi. Ve Kyrie Low 3 var arkadaşlar. Yeni yeni renkleri de geliyor. Tamamen benim için bir piyangoydu. O kadar beğendim, o kadar güzeldi ki hiç beklemediğim şekilde beğendim ve hoşuma gitti bu ayakkabı. Apayrı tatlı bir şey oldu benim için. Bunu da koymak istedim. Şimdi her kademede bir kazanan seçeceğim ve en son hani Kyrie 6, Kyrie 7 hangisi daha alınabilir, hangisi iyi ondan bahsetmek istiyorum. İlk başta kaç numara tercih ettim, kaç numara almalısınızla başlamak istiyorum. Bana çok fazla geliyor. Abi Kyrie işte hibrit aldım, Kyrie 6 aldım. İşte 42 giyiyorum, 42,5 aldım. Çok dar geldi. Şöyle kötü oldu, böyle kötü oldu. Ben bu tarz gelen yorumlara şu şekilde düşünüyorum. Ya videomu izlememişler ya da izleyip kendi numaraları ne onu bilmedikleri için o şekilde almışlar diye düşünüyorum. Çünkü videoları izleyen, incelemeleri izleyenler mutlaka ve mutlaka doğru tercih yapabilir diye düşünüyorum. Bu arada dördünün de detaylı performans incelemesi, güzel introları falan hepsi mevcut. Lütfen almayı düşünüyorsanız, merak ediyorsanız gidip o introları izleyebilirsiniz. Sadece kanalımın videolar kısmına Kyrie Low 3, Kyrie Hybrid gibi bir şeyler yazın. Şak diye zaten çıkar. Kutu açımı ayrı çıkar. İncelemesi ayrı çıkar. Kaç numara tercih ettim? Arkadaşlar hepsinde 45 numara tercih ettim. Hepsinde 45 numara tercih ettim. Ben Nike'de 45 numara, Adidas'ta 44,5 numara tercih ediyorum. Nike koşu spor ayakkabılarında yine 44,5 numara tercih ediyorum. Adidas basketbol ve spor gündeliklerin hepsinde 44,5 tercih ediyorum. Siz beni baz alarak kendi kıyaslamanızı yapabilirsiniz. Tabii ki hiç bilmiyorsanız mutlaka ve mutlaka gidip bir mağazada denemeniz en güzel şey olacaktır. Mağazada deneyerek tabii ki en güzel tercihi yapabilirsiniz. Ben genel itibariyle basketbol ayakkabılarımda özellikle biraz daha büyük giymeyi, kalın çoraplarla giymeyi seviyorum. Hem ayaklarım rahat ediyor, diğer türlü işte baş parmağımda kanama yapabiliyordu eskiden. Ben de zamanında bu kanalı açmadan önce 1-2 ayakkabım varken bu tarz hatalar yapabiliyordum. Çok dar dar olması benim hoşuma gitmiyor. Daha geniş geniş oynamak hoşuma gidiyor. Ağzım kuruyor hemen bir yudum su. Hepsinde 45 numara aldım. Ancak kimisi daha bol, kimisi daha dar geldi. Kalıpları birbirinden ufak da olsa farklı. En rahatsız gelen ve en ayağımı sıkan ayakkabı Kyrie Hybrid oldu. Üst kısmı çok sağlam, çok sert. Bu yüzden de biraz ayaklarınızı acıtabiliyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Hani bunda yarım numara daha bile büyük alabilirsiniz. Dediğim gibi incelemesini izlerseniz zaten detaylı bilgiyi orada vereceğim. Ondan sonra ikinci dar gelen Kyrie 6. Kyrie Low 3 ve Kyrie 7. Bunlar ikisi de gayet tatlı ve güzeldi. Size noktasında daha rahat, daha temizler. Kyrie 6 ve Hybrid biraz beni sıktı. Oynamama da etki etti ve biraz da rahatsız ettiğini söylemem lazım. Bu benim tercihim tabii ki. Ben daha rahat etmek istediğim için, daha böyle free ve ayaklarıma böyle vuran bir şeylerin olmasını istemediğim için bu benim tercihimdi. Bana göre bu ikisi bu yüzden sıkıntılı. Açmak gerekiyor ayakkabıları. İçerisinde bayağı oynamak, bayağı terletmek gerekiyor. Bununla pek uğraşmak istemiyorum artık. Hani bir hafta içerisinde ayağımın alışmasını istiyorum. Biraz zaman aldı. Kyrie 6 şu anda benim evde giydiğim antrenman ayakkabım. Vloglarımı takip ediyorsanız birçok vlogda geçiyor. Altı tertemiz. Hani hiç bunu dışarıda giymiyorum. Bu tamamıyla ev ayakkabım. Yani çok rahat ediyorum artık. Yani 1,5 sene, 1 senedir belki fazladır giydiğim için. Ama ona rağmen hala belki bir Kyrie 7 rahatlığını yakalayamadım. Ki bu hani bir ay önce almış olduğum bir ayakkabıydı. Ona rağmen dediğim gibi sert, taş gibi bir ayakkabı hala. Yani uzun süreli kullanımlarda tabii ki işe yarar bu durum, istenen bir durumdur. Fakat neyi hedeflediğinize göre değişir. Uzun süreli kullanım mı istiyorsunuz yoksa giyeyim hemen ikinci günden çok rahat olsun, ayaklarım cuk diye içine girsin ve hemen performansımı sergileyim mi istiyorsunuz? Bunun için sizin ayakkabılarınız bu ikisi olacak kesinlikle. Üçü bilekli, bir tanesi bileksiz sayılabilir. Low çok rahat,
bileksiz ayakkabılardan bir tanesi. Benim için dediğim gibi sürpriz oldu. Bu kadar rahat ve güzel bir şey çok fazla beklemiyordum. Beni şaşırtan güzel bileksiz bir ayakkabı oldu. Eğer bileklerinizde bir his olmasını sevmiyorsanız, Harden biliyorsunuz bu şekilde hep ayakkabıları kendisi de röportajlarında söylüyor. Ben kesinlikle diyor bileğime dokunan bir şey olmasını istemiyorum. Bu tarz bir oyuncuysanız Lovic düşünmeden almanız gereken bir ayakkabı olabilir bu seri içerisinde. Ve taban tutuşlarıyla da başlamak istiyorum. Taban tutuşları birbirine oldukça yakın ve oldukça güzeller. Yani biri birinden şu şekilde ayrı, bu şekilde ayrı demek oldukça güç oldu benim için. Sanki diğerlerine nazaran biraz daha iyi olan 6 gibi düşünüyorum. 6'daki çıkıntıların daha kısa olmasından kaynaklı olabilir bu. Yani hepsi mükemmel iş yaptı. Oynadığım sahada oldukça temiz olduğu için fazla birbirinden ayıramadım bu ayakkabıları. 7'de çok daha büyük çıkıntılar var. 6'da biraz daha çıkıntılar, yani 7'ye oranla kısa olduğu için ayakkabı yere vurduğu zamanki kaykılma sürecini azaltıyor. Bu açıdan iyi olabilir. Hani ilk derken de birini çok fazla seçmek istediğim için bu şekilde diyorum. Kyrie Love 3 ve Kyrie 7 çok yüksek arkadaşlar çıkıntıları. Özellikle Love 3'ün hem boşluklu hem böyle biraz daha sivriliyor ucuna doğru gittikçe. Bu böyle kaykılma sürecini arttırıyor. 7 de biraz daha yüksek olduğu için kayma sürecini, kaykılma derken böyle bir duruyorsunuz. Biraz daha hani gidiyor bu ayakkabıda. Hibrit ise diğerlerinden çok farklı, taş gibi yani canavar gibi en dışarıda oynamaya uygun ayakkabıda. Bu benim için Kyrie ayakkabıları içerisinden. Dışarıda rahatça oynayabilirsiniz zaten. Biliyorsunuz Kyrie 4'ün taban yapısına sahip ki en güzel belki de taban yapısı 4'teydi. Çizgili taban yapısı daha ayrılmaya ve daha stabil, dengeli bir oyun ortaya koymanıza yardımcı olan güzel bir tabandı. Dışarıda oynayabileceğiniz en iyi tercih. İç sahada zaman zaman kaymalar yapabilir çünkü çok sert ve plastiği farklı geldi. Mesela bu biraz daha toz tutan ve yapışan bir plastik gibiyken bu değişik semsert taş gibi plastik, adeta dışarıda giymelik bir ayakkabı gibi. İkinci olarak dışarıda giyebileceğiniz Kyrie 7 olacak. Kyrie 6'yı hiç tavsiye etmemiştim dışarıda giymenize. Kyrie 7 biraz daha güçlü taban çıkıntılarına sahip. Mutlaka tabii eritirsiniz ama bence Kyrie 6'ya nazaran çok daha iyi. En dışarıda giymeyin dediğim ayakkabı ise Kyrie Low 3 olacak. Ve hemen yastıklamasına geçmek istiyorum. Benim için ve benim gibi sakatlıkları olan arkadaşlarım için belki de en önemli kriter bu ayakkabıların yastıklamaları. Yani bu yastıklama ne işe yarıyor? Sizlerin vücudunuzun yere uyguladığı ve dolayısıyla belinize, dizinize, bileklerinize uyguladığınız basıncı azaltan ve o basıncın dağılmasına yardımcı olan şey yastıklamadır bir ayakkabıda. Rahatlık hissini de sizlere sunar. Hemen en rahatsızlığıyla başlayayım. Kesinlikle. Görüntüsü ne kadar güzel olursa olsun bence çöpe atabilirsiniz rahatsızlığı çünkü çok fazlaydı. Hem sıkışık olması hem de hiçbir yastıklama yok arkadaşlar. Taş gibi bir köpüğe sahip. Bot niyetine giyebilirsiniz bence bunu kışın. Ama çok rahatsız gelmişti gerçekten. Uzun süre oynadım, giydim, ona rağmen bana mısın demedi. Zaten yastıklama olmadığı için rahatsızlığını katlıyor. Ondan sonra ikinci yastıklaması kötü olan Kyrie 6. 7'ye nazaran arkadaşlar gerçekten iyi değil bence 6'ınkisi. 7'ınkisi çok çok daha iyi geldi. Guard ayakkabısında bulabileceğiniz maksimum yastıklama 7'de varken 6 biraz düşüktü ve hayal kırıklığına uğramıştım. Aslında temelde aynı şey bunlar. Kullanılan Zoom Turbo yastıklaması deniyor. Yani biraz daha bölümlendirilmiş güzel bir yastıklama var. Fakat neden bu şekilde oluyor bilmiyorum. Muhtemelen altında ve üstünde kullanılan katmanlar ayakkabının rahatlığını, yastıklamasını hissetmemizi etkileyen faktörler oluyor. Burada bayağı bir fark ettim. Yine Kyrie Love'da çok güzeldi yastıklaması. Çok hissedilebilir. Yani bu ikisini yine burada eşit tutacağım. Yine bana göre bu dörtlüden en iyi ikili bunlar olacak. Hangisi daha iyi diye sorarsanız muhtemelen Kyrie 7 ile gideceğim arkadaşlar. O biraz daha düşük kalabilir. Üst kısma geçiyorum. Üst kısımlarında hangisini en çok beğendin diye soruyorsanız açık ara Low. Niye bu kadar beğendim bilmiyorum ama arkadaşlar özellikle bu renginde kullanılan materyaller baya baya hoşuma gitti. Görüyorsunuz daha dikişli ve bu Sasiko rengi olduğu için de olabilir bilmiyorum. Arkasında kullanılan kaliteli kumaşlar genel itibariyle çok kaliteli ve güzel hissettiriyor. Askının dokusu bile gayet güzel. Ondan sonra hangisini derseniz muhtemelen Kyrie 7 ile gideceğim. Üstündeki materyal çok yumuşak. Biraz görünüşü dandik sayılsa da bence keyifli. Giymesi, içerisine vakit geçirmesi oldukça güzel bir ayakkabı yapmış. Rahatlık hissini yaşadığım için içine giydikten sonra hoşuma gitti. İşte ortasında bulunan farklı tip kumaşı arkasıyla birlikte falan oldukça güzel. Ve topuğunu pek beğenmiyorum diğerlerine nazaran. Kyrie 6'larda bulunan bu topuk çok güzel. Hibrit'te biliyorsunuz 4-5-6'nın karışımı bayağı güzel gelmişti bu arkasındaki. Yani göz olmasa da farklı bir şey olsa daha iyi olur ama sağlamlığı noktasında bu ikili çok iyi iş yapmış. Fakat bunların önlerinde pek rahat edemediğim için bunları kenara atmayı tercih ettim. Sağlamlık ve uzun süreli kullanıma baktığımız zaman bu ikisi ön plana çıkar. Diğer ikisinden daha güzel olur ama
rahatlığı ve beğenme olarak baktığım için dediğim gibi 7 ve LOL ön plana çıktı benim için. Kitlenme, sizlerin üstüne ayağına kapanmaya baktığımız zaman neredeyse bütün kayra ayakkabıları bu tarz bir kategoride efsane iş yapabilir. Fakat tabii ki hani askı yapısı diyorsanız bu ikisi ön plana çıkıyor daha rahat. Kitlenme, çektir çektir, kapat ve daha iyi fit fit hisset. Bu hissi tabii ki askı diğerlerine nazaran daha iyi sağlayacaktır. Fakat hibritte bulunan bu sinek kapan çiçeği apayrı bir iş yapıyor. Kayra 5'te biliyorsunuz bunu çok beğenerek anlatmıştık. İlk defa kullanılmıştı. Burada da yine çok güzel şuradaki ağlar, flywire'lar içine doğru giriyor ve ayağınızın fazla esnemesine izin vermiyor. Tabi bu giyip çıkartırken size ölümcül bir his yaşatabilir. Bu olan bir şey. Fakat kitlenme noktasında iyi. Kayra 7 ise bunların arasında belki en az kitlenmeye sahip ayakkabı olabilir. Çünkü sadece bağcıklar burada görev alıyor. Burada kullanılan ağ sistemi ayrıca kullanılmamış tabii ki. Fiyatına bakacak olursak hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyatlar. Tabii ki ülkemizin ve doların değişimine bağlı bu ayakkabılar da mutlaka değişiyor. Low diğerlerine nazaran bir tık daha uygun. Ama hani bu birisi 1000 lira birisi 500 lira değil arkadaşlar. İşte 900 1000 liraysa 1200 1100 lira. O yüzden çok bir fiyatta ayrım olmayacaktır. Bulunabilirlik belki işte hani bunu bulamazsanız daha pahalıya başka bir yerde alırsınız gibi şeyler olabilir. Onun dışında hepsi aynı fiyatlar. Hepsi aynı tip oyunculara yönelik. Bilekli sevmiyorsanız Low'u düşünebilirsiniz. Bilekli seviyorsunuz. Her üçü de güzel. Hepsi sizleri destekli hissettirecek. Herhangi birini alırsanız kesinlikle hayal kırıklığına uğramazsınız. Tabii ki incelemesini detaylı olarak izlersiniz. Nedir ne değildir tam olarak öğrenirsiniz. O zaman konumuzu asıl çok merak edilen 6-7 arasında nasıl bir kıyaslama var derseniz hemen o ikisine bakalım ve bitirelim. Bence hangisi daha güzel? Bence 7 daha güzel arkadaşlar. Gayet iyi iş yapmışlar. 6'yı da beğenmiştim. 6'nın zayıf yönleri vardı bana göre. Onu kapatmış ve ihtiyacım olan yönlerini kapatmış. İşte rahatlık hissi olsun, yastıklaması olsun. Genel manada görünüşü de çok güzel. Bazı renkleri gerçekten canavar gibi. O yüzden ben 7'yi tercih ederim. 6 tabii ki uygun fiyatı 600 liralara falan vardı zaman zaman sağda solda. Bulursanız kaçırmayın çünkü incelemesinde bahsettiğim gibi gayet güzel bir ayakkabı. Kesinlikle hayal kırıklığına uğramazsınız. Ama ben bir Kayri ayakkabısı tecrübesi istiyorum diyorsanız da en güzeli tabii ki imzalı ayakkabılarından 7 olacaktır. Bu şekilde de genel bir kıyaslama gibi olsun. Aklınızda takılan bazı sorular hangisini alayım, hangisini tercih etmeliyim sorusuna bu şekilde bir cevap vermiş olmak istedim. 4 ayakkabı da karşınızda. 4'ü de birbirinden güzel. Hangisini en çok beğeniyorsunuz? Hangisi en güzel? Zaten genelde bizim gittiğimiz ayakkabı bu oluyor. Eğer ki çok büyük bir performans noktasında sıkıntı yoksa genelde beğendiklerimizi alma taraftarı oluyoruz. Güzellik noktasında ise hangisi sence diye soruyorsunuz arkadaşlar. Ben sanki Kayra Hibrit'i söyleyeceğim gibi bu rengiyle efsanevi bir iş yapmış. Ne diyorsunuz? Sizce hangi ayakkabı en güzeli? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Tartımızı alalım. Çünkü tartısız bu kıyaslamalar iyi olmuyor. Tartımız yukarıda. Hemen alıyorum. Normal incelemelerde de kullanmaya çalışıyorum tartıyı ama tabii ki genel itibariyle unutuyorum. O yüzden kıyaslamaların vazgeçilmezi. Şimdi 7 ile başlayalım hemen. Kaç grammış? 413 gram. İyi. Güzel bir rakam. 414-413. Hemen Kayri 6'ya bakalım. 469 gram. 470 gram. İyi bir fark var arkadaşlar. Ayakta hissediliyor mu diye soruyorsanız çok aşırı hissedebileceğimi düşünmüyorum. Sadece bu rahat ve hafif geliyor. Hani bu ağır gelmiyor. Bu hafif ve güzel geliyor. 433'müş. İyi, fena değil. Daha ağır hissettiriyor. Bu ise belki en hafif olabilir. Diyeceğim 436 gram. Yani Low hibritten daha ağır. Çok ilginç. İşte içinde ne kullanılıyor o önemli. En hafifimiz Kayri 7 çıktı bu 4'lüden. 413-414 gram çok iyiymiş. Hafifliği harikaymış. Yani gardlar için uygun olmasının belki bir sebebi daha bu olabilir. Bu videodan sonra bunu da öğrenmiş oluyoruz. Ben de daha önceden bakmamıştım bu ağırlıklarına. Benim hoşuma gitti şu an bu kadar hafif oluyor olması. Gerçekten de bu dörtlü içerisinden ilk tercih edeceğim bu olur. Daha demin demiş olduğum gibi eğer performansı en iyi olsun istersem bunları da aldım ama hani almadım değil. Hani onu tercih ediyorsun niye bunlar var? Ayakkabı dahisi olunca hepsine sahip olmak gerekiyor bir yerde. Ve bu şekilde de videomu kapatmak istiyorum. Yine tahmin ettiğimden uzun oldu ama 4 ayakkabıya bir video yapmak biraz uzatıyor, yapacak bir şey yok. Eğer hala izliyorsanız çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Birden fazla da yorum yapabilirsiniz tabii ki. Bir sonraki güzel karşılaştırma, kıyaslama ve incelemelerde görüşmek üzere diyorum. Ayakkabı dahisi bugünlük